Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Dün Alanyaspor'la Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Futbol mucizesi olan bir maçtı. Yani böyle bir maç ben hayatımda görmedim. Bu maçı hayatım boyunca unutmayacağım. Böyle bir maç yok. Gerçekten neler oldu neler. Ne maçmış dedim ya. Uyuyacağım, uyuyamadım. Yani maç 3-0 oldu. Ben dedim gideyim uyuyayım. Zaten bu maçtan daha bir şey olmaz. Yok. Bir kırmızı. Bir şey. Bir gol. Ben 3-0 zaten ilk yarı bitti, bitecek. Kanal değiştirdim. Bir açtım, Beşiktaş 10 kişi kalmış. Bir de baktım, bir de yetmemiş, bir de gol yemişler 45-4'te. Ya o kadar rahat maç, öyle bir yerde. O çocuk Emrecan, ne yapıyorsun kardeşim? Zaten öndesiniz. O harekete gerek var mı? Yok, saçmalık tamamen. Tamamen saçmalık. Ki acemiliğine geldi. Büyük bir hata yaptı gerçekten orada. 10 kişi kaldı. Sonra o frikik ekstra bir şeydi. O frikik zaten o 45-4'te gol gelmese bu maç hiç dönmez. Adamlar bir umutlandı. Olur mu dediler. Ve ikinci devreye veren yeni İsmail girdi. Adam ne yapsa beğenirsin. Ya bir hoca bunu asla yapmaz ya. 3 tane gol atan. 3-1 öndesin. 3 tane gol atan oyuncusunu çıkarıp 3 defans alıyor. 3 tane defans alıyor. Olmaz. Valerian İsmail maçı katletti. Hakemle birlikte, el birliğiyle maçı katletti. Valerian İsmail hoca falan değil. Teknik direktör falan değil. Kesinlikle değil. Asla değil. Köy takım hocası. Ben kötü hoca gördüm de böyle kötüsünü de görmedim. Bu kadar yani. Oyuncuların resmen değil ki savunmaya yazsın. Oyuncular da bunu anladı. 45 dakika savunma yapma kardeşim. En iyi savunma hücumdur. Sen saldıracaksın, bir şeyler yapasın. Rakip üstüne gelmeye korka, adamlar gol atar üstümüze gelelim diye. Sen çekilirsen adamlar diyor ki zaten bunlar gelmiyor. En azından biz deneyelim. Belki bir şey olur. Olmazsa da olmaz. Alanya yani Beşiktaş'ın üstüne kadar gelecek bir takım değil. O güçte değil. Ama sen adamlara gel kardeşim gel üstüme diyor. Oradan orta, buradan orta. Pozisyon yok. O Saiz bir çizgiden top çıkardı lan dedik. Ne defansmış dedim. Ağzımı açtım. Zaten bir dakika daha ağzımı kapatmadan bir dakika sonra kendi kalesine attı. Onu da tebrik ediyorum. Müthiş yani. Alanya'yı maçı ortak etti. Zoru başardı. Gerson zaten 45-4'te gereksiz yere faul yaparak hiçbir şey gereği yokken golü yedirdi. O da yetmedi. Maçı katletmiyor. O da devam etti. Bir de gitti son dakika adamı düşürüyor penaltıya. O ayağını öyle bir koyuyor ki 100 yılın penaltı. Penaltının da penaltı. Penaltının babasıdır. Ya hoca ya böyle bu kadar kötü bir hoca da ben görmedim. Valerian İsmail sen neymişsin ya, ben de seni bir şey sandıydım. Yok öyleyim, yok böyle hocayım. Atıp tut ya kardeşim, sen yolcusun, haberin var mı ya? Valerian İsmail yakın senin gidişin ya. İlk maçı da bu maçta verdin yolcuyum diye ya. Sen artık yani Beşiktaş'ta dikiş tutturamaz, sen gittin zaten. Kafadan gittin de şu an vücut olarak oradasın. Sen onu söyleyeyim. Sen tahtın sallanmaya başladı. Seni uyandırayım ben. Net. Hakem öyle şeyler yaptı ki maçı Beşiktaş'tan aldı, Alanya'ya verdi. Maçın 3-0 iken 3-3 olması için eline gelen her şeyi yaptı. Bütün gayreti gösterdi. 45 artı oynatıyor ilk yarı. Yani Alanya gol atana kadar bitirmedi. Alanya gol atınca dur artık yitireyim yani, zaten hedefe ulaştım dedi. Tam bir ne yaptı etti, operasyon çocuğuymuş bu ya. Böyle iyi amca hakem görmedim. İkinci yarıda neler yaptı ya, kaç 90 artı 9 oynattı ya. 3-3'e kadar maçı getirene kadar her şeyi yaptı. Bir de 4-3 kazansınlar diye de özellikle uğraştı. Tebrik ediyorum yani, maçı katletti. Sen hakem hakem değilsin. Sen ya hiçbir şey değilsin. Senden bir şey olmaz yani.